Hep birlikte ne oluyor lan diyoruz gençler ve bugün sizlerle dünyanın en güçlü 10 futbolcusunu izleyeceğiz arkadaşlar. Daha fazla için siperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden. Yorumlara da arkadaşlar videoyu izlemeden sizce listede kim var yardırın bakalım gençler. Ben başlayalım diyorum arkadaşlar kesin. Evet gördük bile zaten Adama Traore var listede. Başka kim vardır? Lukaku vardır listede. Oha! Adama Traore 10. sırada mı? Gençler ben ilk 2'de 3'te beklerdim Adama Traore'yi. Tam bir makina. Ama 10. sırada. Bu arada arkadaşlar bu 2023 için. Yani güncel dünyanın en güçlü 10 futbolcusu. Yorumlara yardım bakalım daha tam olarak görmeden. Sizce listede kimler var? Lukaku kesin vardır gençler. Haaland vardır. Lewandowski olabilir. Van Dijk kesin vardır. Bakalım ben Rüdiger olabilir. Stoperler aklıma gelen saydım sizlere. Koulibaly olabilir. Siz de yorumlara yazın bakalım videoyu izlemeden. Sizce listede kim olabilir? Ve Adama Traore ile başlıyoruz. Tam bir öküz gençler. Ama Barcelona'da bekleneni veremedi. O yüzden 9. sırada Mitrovic. Evet Mitrovic de tam bir ayı gençler. Görmüş olduğunuz gibi İbrahimovic de olabilir ama o artık yok gibi şey yaşlandı ya. Bakın gençler Mitrovic'e bakın. Gelin lan yıkın beni diyor. Ne sen hayırdır oğlum sen benden mi top alacaksın lan? Hadi bakayım. Gelin hop Allah sana. Oha oha Mitrovic sakin ol tamam reis. Bakın gençler bir tane geçirdi. Ve rakip GG hop. Harbi gençler diğer oyuncular da şöyle yan yana gelince kalıplı ha. Mitrovic. Şuna bakın gram merhamet etmiyor. Tabii gençler bu liste ikili mücadele kazanmaya göre yapılıyor futbolda. Son 2022-2023 sezonunda ikili mücadele kazanmaya vücut çarpışmalarına göre yapılmış bir liste. Yani istatistik olarak yapılmış. Böyle kalıplı olarak değil. Helal olsun Mitrovic de geçen sezon yargısını dağıtmış. Ve 8. sırada. Kim bu lan? 8. sırada Kolasinac var. Vay be. Seyat Kolasinac da gençler demek ki geçen sene en çok ikili mücadele kazanan, çarpışmaları kazanan oyuncu olmuş. 8. sırada Kolasinac. Of 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 şunlara bakar mısınız? Sen hayırdır lan? Dedi gençler. Kur'an merhamet etmiyor kral. Patlattığı gibi uçuruyor. Gel gel al bakayım. Abi manyak çarpışıyorlar. Sen de gel şu bir. Sen de gel sen de gel. Al sana bir de şöyle dedi gençler. Kolasinac. Adam acımıyor. Bakın gençler burada yine yakaladı rakibi. Sen beni mi geçeceksin lan? Sen beni mi geçeceksin diyor gençler Kolasinac. Demek ki Traore ondan 10. sırada gençler. Barcelona'da biraz düşüşteydi geçen sezon. O yüzden Kolasinac'a da helal olsun diyoruz. 7. sırada. Ooo De Ligt. Doğru gençler. Bayern Münih'te inanılmaz bir patlama geçiriyor. En iyi sezonlarından birini geçiriyor Bayern Münih'te. Ve De Ligt de listede yerini almış. Milli takımda da sağlamdı. Görmüş olduğunuz gibi Matisse De Ligt. Bakın adam hiç acımıyor. Gel lan. Sen benden mi top koparacaksın oğlum dedi gençler. Hop. Kardeşim selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Evet gençler stoperler. Tabi avantajlı bu listede. Çünkü onlar daha çok ikili mücadele çarpışma istatistikleri elde ediyorlar. Ve De Ligt yine merhamet etmedi. O da yine arkadaşlar Bayern Münih'te de dediğim gibi çok iyi bir sezon geçiriyor. Mükemmel bir isim Matisse De Ligt. 7. sırada De Ligt'in gençler helal olsun diyoruz. Ve 6. sırada Erling Haaland. Tahmin ettim. Bir tane ismi bildim. Haaland'ı be demiştim gençler ve Haaland var listede 6. sırada. Gençler tam bir öküz ya. Şuna bakar mısınız? Tam bir öküz. Kardeşim sen hayırdır lan dedi. Şuna bakın. Direkt Mokoko. Adam gram acımıyor. Gel lan. Sen benden mi topu koparacaksın dedi gençler.
Al bakayım şunu. Stopellere gram acımıyor arkadaşlar. Şu adama bakar mısınız? Faul yapıyor gibi ama yok. Sen beni mi düşüreceksin lan? Hadi düşür. Hadi düşür lan dedi. Ama adamlar düşüremiyor arkadaş. Hadi oğlum. Bakın yine adama faul yapıyorlar, onu bile umursamıyor. Helal olsun diyoruz. Erling Haaland da 6. sırada ve 5. sırada. Sülalem rahat. Evet gençler, 5. sıra Niklas Süle'nin. Sülalem rahat da yine bir Alman panzeri. Görmüş olduğunuz gibi yine acımıyorlar. Yine acımıyorlar. Bir stoper listede yine. Kardeşim gel buraya. Ağzını bunlara kırarım dedi. Gel gel. Sen kimi geçeceksin lan? Faul yapıyor gibi duruyor ya hepsi de. Kardeşim bir çekil şuradan. Süper Lig olsa hakem direkt faul çalar. Gel lan. Al bakayım. Adama bir koyu. Al lan. Sen kimsin? Dedi gençler ve uçurup götürüyor adamı be. Sülalem rahat. 2023'te en güçlü 10 oyuncudan 5. sırada gençler. Onu da tebrik ediyoruz. Ve 4. sırada bildim. Haaland'dan sonra Koulibaly demiştim. Koulibaly de listede var. Gençler tam bir öküz Koulibaly. Hocam. Hocam. Ne oluyor hocam ya? Dedi gençler ve Koulibaly de 4. sırada gençler. Zaten öyle güzel bir sezon geçirdi ki Chelsea'ye transfer oldu. Arkadaşın nasıl itti önüne? Sayıdır oğlum diyor Koulibaly. Haaland sen varsan ben de varım oğlum dedi. İki öküzün çarpışmasını gördük gençler. This is Koulibaly. Tam bir makina ya, yok edici. En sevdiğim oyunculardan biri gençler Koulibaly. Kardeşim gel bakalım. Sen kimi söyleyeceğini sanıyorsun lan, hop al şunu. Milli takımda da kaptan gençler. 3. sıra Koulibaly'ndi gençler. Ve bakıyoruz. Van Dijk kaçıncı sırada? Van Dijk da tam bir ayı. 3. sırada Van Dijk, 4. Koulibaly'ydi. Ve Van Dijk da benim bildiğim 3. oyuncu oldu gençler. 3 ismi bildim. Koulibaly, Haaland ve Van Dijk'ı tahmin ettim. Van Dijk tam bir makina ya. Şuna bakar mısınız gençler? Bir stoperin böyle bir starı nasıl 2 metre boyu olur ya? Adam gram merhamet etmiyor. Virgil van Dijk gençler. Tam bir makina. 3 numarada onun oldu. Önüne geleni indiriyor zaten. Ya vücut yapısı da tam indirmelik. Virgil van Dijk. Ve 2. sırada gençler. Oha kim bu lan? Zapata. 2. sırada gençler. Duvan Zapata. Kesin 1. Lukaku. Ve gençler Zapata'da görmüş olduğunuz gibi tam bir makinaymış. Zaten vücut yapısından da belli. Gelin lan gelin. Ben hadi alın o topu benden. Hadi alın topu benden. Uçururum sizi diyor gençler. Zapata. Bakın delik listede olan birini nasıl darmaduman etti. Vücudu da zaten ahi gibi, şuna bakın. Zapata bu yılın en güçlü 2. futbolcusu oldu gençler. Görmüş olduğunuz gibi kral asla merhamet etmiyor. Ve 1. sırada Lukaku. Beklediğim gibi gençler. 1. sırada o öküz var. Lukaku var. Romelu Lukaku. Tam bir makina gençler. Üf. Tamam reis sakin ol. En büyük sensin. En kaplı sensin lan. Şuna bakın gençler nasıl çarpışıyor. Gelin oğlum. Hepiniz gelin. Hadi hepiniz gelin lan. 4'e 5'e 1. Van Dijk'ı bile yedi be. Gel oğlum. Ağzınızı burnunuzu bir kurayım diyor gençler. Şuna bakın adam üstüne uçuyor. Lukaku'nun umurunda değil. Oha ya, tam bir makina ya. Romelu.
Lukaku. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sizlerle dünyanın en güçlü futbolcuları 2023'ü izledik. Çok güzel bir listeydi. Stoperler ve forvetler vardı. Ama Lukaku'yu birinciliği için tebrik ediyoruz. Bu 10 oyuncudan en sevdiğiniz oyuncu kim gençler? Yazın bakalım yorumlara. Süperi beni patlaması da yapmayın. Buraya koyduğum ilk izleyin. Buraya tıklara kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.